yapmayacağız. İşi yokuşa sürmenizin, uzatmaya çalışmanızın, toplu sözleşmesi yapmamızın önünde engel olmadığını siz de biliyorsunuz. Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için yasal ve meşru her yolu kullanmaktan geri durmayacağız. Araç muayene istasyonu işvereni önce yasal çoğunluğumuza itiraz etmiş, Gebze'de ve Köseköy'de bulunan işletmelerinde 6 arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Bugün işverenin bu haksız, keyfi ve hukuksuz tutumuna karşı toplandık. İğrenen işçiler asla yenilmez! İğrenen işçiler asla yenilmez! Türk Türkiye sendika girecek, başka yolu yok! Ya sendika yasal çoğunluğu sağlayıp bakanlığa başvurduktan sonra, yasal çoğunluk işverene de geldikten sonra işveren sendikal örgütlüğü öğrendi ve öğrendikten sonra da işverenlerin genel tutumundan biridir yine. İşte işçileri tehditle, baskıyla vazgeçiremedikten sonra bu sefer işten atmakla örgütlenme sürecini bertaraf etmeye çalıştı. Performansınızı beğenmiyoruz. İşte yönetim kurulu toplandı, sizin çıkmanıza karar verildi diyenerek bizi işten baskıyla çıkartma çalıştı. Birkaç arkadaşımız baskıya dayanamadı. Kendi isteklerine, yani kendi istekleriymiş gibi istifa ettirdiler. Biz istifa etmedik. Bizi zorla kağıt imzalatmaya çalıştılar. Biz buna karşı çıktık. Şu anda hala da karşı çıkıyoruz. İmzamızı da atmadık. Direnişimize devam edeceğiz. Ne zamanki sendika içeri girecek, biz arkadaşlarımızla beraber içeri gireceğiz. Biz içeri gireceğiz, onlar buradan gidecek. Orgi'de de, yani Gebze, Ordu, Giresun bölgesinde de iş arkadaşım işten atılmıştı. Sendikamız onları da toplu sözleşme yetkisi aldıktan sonra onları toplu sözleşmede geri alması için ilk madde olarak koymuştu ve o arkadaşlarımız geri alındı. Burada da aynı süreç işlenecek. Yani tabii burada biraz daha işte fazla bir kıyım yaşandı. İki bölge, üç bölge olduğu için. Dediğim gibi yasal olarak çoğunluk sağlamıştı. Sadece süreci uzatmak adına içeride herhangi bir bölünme ya da işte ve benzeri şey dağıtabilir miyim örgüt diye bu çaba içerisinde, ama kesinlikle üyelerimiz sağlam, sendikamız da sonuna kadar arkadaşlarımız yanında, atılan arkadaşlarımız da sahip çıkacağız her konuda, süreci toplu sözleşme sonuçlanacağımıza eminiz, hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Öncelikle insanlar mücadelesinden asla vazgeçmesinler, çünkü insanlar birleşerek güçlerini gösterecekler. Bunlar işverenler, kendilerini çok güçlü, her şeyi her şekilde parayla yapabileceklerini zannediyorlar ama hiçbir şekilde insanların her şeyi burada bitiyor. Kesinlikle burayı ve vicdanlarını unutmasınlar. Unuttukları anda insanlarla iletişimleri bitiyor. Kesinlikle bitiyor. Her şey parayla olmayacağını görsünler. Olay performansla alakalı bir şey değil. Olay bizim maddi yönden bizi en kolay çıkartabilecekleri insanlar bizdik. İlk bizden başladılar. Diğerlerine gözdağı vermek için uğraştılar. Biz işçiyiz yani. Biz çalışmakla mükellefiz. Ama çalışmakla mükellef olduğumuz için de işverenin bize böyle kaba tabirlerle beraber çalıştırmasına izin vermememiz lazım. Bu birliğimiz asla bozulmasını istiyoruz. Evet, bütün diğer işçi çalışanlarımızdan da bize destek çıkmalarını istiyoruz. Saygılar. Halklar, işçiler!